Aa, hoş geldin Sibel. Seninle bir konuşmam lazım. Olur, seni dinliyorum. Bu akşam Elif'le buluştum. Boşanma evraklarını getirmiş, kendisi getirmek istemiş hanımefendi. Ben de aldım, kağıtları yırttım. Erhan'la boşanmayacağım. Yani sen Elif'i hala istiyorsan, bu yüzden bildiriyorum sana. İyi de bir dakika, onların çocukları... Onların problemi. Ben yapacağımı yaptım. Sen Elif'le ne yapacaksın? Ben Elif'le ne yapacağım? Ben yoruldum Sibel ya. Yani istemiyor beni. Ben ne yapayım daha ben? O da senin problemin. Aynen öyle. Bu arada birlikte hareket edeceksek gerçekten birlikte hareket edelim. Yani yarın ilk işimiz babamı ve Esin'i şu şirketten kovmak olsun. Artık şirkete adım atmalarını istemiyorum. İyi de bir dakika, öyle kolay mı ya bu işler? Hı? Nasıl olacak? Sen benimle misin, değil misin? Ya ben seninleyim tabii ki de yani. O zaman yarın ilk işimiz bu olacak. Ben gidiyorum, sabaha kadar çalışacağım zaten. Tamam. Yani bir yardıma bir şey ihtiyacın var mı? Yeni bir kreasyon çiziyorum. Artık erkekleri de giydireceğim. Ne diyorsun ya sen? Güzel haber. Yaparsın sen. Yaparım tabii. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin sana. Dikkat et yolda. Günaydın. Günaydın. Ne oluyor Sibel? Mail yağmurunda tutmuşsun herkesi. Horozun öttüğü saatte e-postam vardı. Sen hiç uyumadın mı tatlım? Uyumadım tatlım. Bu kadın için fazla maskülen değil mi tatlım? Zaten erkek için tatlım. Ne? Bu. Hı. Hey. Günaydın Sibel Hanım. Günaydın. Mesajınızı alır almaz uçarak geldim resmen. İyi yaptın. Hadi oturun. Maşallah kriz masası da geceden kurulmuş. Bir yandan da erkek gömleği falan dikiyor. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi size birkaç haberim var. İlki, artık Yezebel sadece kadınların markası olmayacak. Erkekler için de yeni bir kreasyon üreteceğiz. Bayıldım bu fikre. İkincisi, bunu hemen yapacağız. Aman sabahlar olmasın. Ben çok sıkılıyordum zaten. İyi. Üçüncüsü ise artık şirketimizin yeni bir ortağı var. Timur Atay. Uçağı da şimdi inmek üzeredir. Nasıl yani? Artık yeni bir ortağımız mı var? Hı. Şu Almanya'da çok büyük bir konfeksiyon şirketi var ya, onun sahibi. Güzel. İyi. Neyse hadi çalışalım da sonra konuşuruz. Aslında bu yeni kreasyon olayı Sibel'e gelecek. Post ilişki sendromuna birebir çözüm. Ay yürü hadi Tanser'cim. Zaten bütün işimiz var. Ayrılık acısından kız kendini iyice işe verdi. Yalnız o Erhan da amma çakal adammış. Kaşla göz arasında diğer kızı hamile bıraktı. Günaydın Tanser. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Ne oluyor orada? İsimli değiştiriyoruz. Ya sabır. Sibel nerede? Toplantı odasında Erhan Bey. Kapıyı çalmadığına göre çok acil bir durum olmalı Erhan Bey. Sibel sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ben mi? Ben çalışıyorum. Ben senin de bu saatte işte olman lazım. Hani sırf evlendiğimiz için ayrıcalık sahibi olduğunu düşünmedin herhalde. İstifa mı verdim hatırlarsan Sibel? Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Elif'in sana getirdiği boşanma kağıtlarını olduğu gibi yırtıp atmışsın. Hı. Bak. Bak bu da senin. Bak. Şirketin finansal durumu bu haldeyken CEO'nun istifasını kabul edemem tabii. Tamam bunu eyvallah da o gün senin evinde sana anlattıklarımı sana
kalbimi açarak anlattıklarım. Sen niye gidip Elif'e anlattın Sibel? Sen bir de gelip benden hesap mı soruyorsun? Evet, tam olarak hesap soruyorum. Hazırladığı gösteriden haberin yokmuş gibi davranıp beni aptal yerine koyma istersen. Niye, ne yapmış ne şovu? Anlatır mısın? Lütfen. Sen o gün niye gelmedin? Yani eski nişanlının intikamına şahit olmak istemedin mi? Yani bence çok eğlenceli olabilirdi senin için bu arada. Sibel, bir dakika yeter. Yani benim hiçbir şeyden haberim yok. Bir anlatır mısın? Ne yaptı? Elif bir şey mi yaptı? Otelde suit tutmalar, rest çekmeler, geçmişin intikamını aynı şekilde almak için o kadar çok para harcamış ki kızcağız, yazık. Ya o suitin geceliği sadece 1000 euro falandır, biliyor musun? Benim bunların hiçbirinden haberim yok Sibel. Allah aşkına ne demeye çalışıyorsun, açık açık söyle bana. Dediğim gibi, bence git Elif'e sor. Yani bu gösteriyi birlikte hazırlamadıysanız tabii. Ya yemin ederim benim planladığım bir şey yok. Bana sadece kağıtları verip geleceğini söyledi. Bu kadar. Hem ne fark eder Sibel? Sen boşanmak istemiyor muydun benden ya? Sırf onun için Aydos'a kadar gelmedin mi benim peşimden? Tamam işte, attım imzayı. Niye yırtıyorsun sen kağıtları? Ayrıca bu... kapıdaki isimli değiştirmişsin. Ne oluyor? Bak... şunu da değiştirdim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Canım ne zaman isterse... o zaman boşanacağım Erhan. Şimdi benim çok işim var, gidebilirsin. Sibel, sen benim içinde bulunduğum durumun zorluğunu anlamıyor musun? Elif hamile. Ve sen bana diyorsun ki boşanmıyorum. Bir yerime koysana kendini. Erhan, dünya senin etrafında dönmüyor. Bu Elif'le benim savaşım. Sibel! Modeller geldi. Tamam, geliyorum. Sibel, hiçbir yere gitmiyorsun. Lütfen. Bunu çözmeden şuradan şuraya adım atma. Lütfen. Ben söyleyecek her şeyi söyledim. Sibel, konuşmamız lazım. Bak bu şekilde yapma bana. Lütfen bak, konuşmamız lazım. Ne olur diyorum. Ses tonuna ve hareketlerine dikkat et Erhan. Tamam da Sibel, bu konu çok önemli. Niye böyle yapıyorsun? Sibel Hanım, Timur Bey'in uçağı inmiş. Şirkete doğru da yola çıkmış. Haberiniz olsun. Tamam, teşekkür ederim. Çocuklar, Sibel Hanım geliyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Sibel Hanım. Bu ne ya? Nene? Jezabel'de erkek mankenlerin ne işi var Sibel? Ben markayı büyütmeye karar verdim. Yani Jezabel artık sadece kadınlar için değil, erkekler için de tasarım yapacak. Bu önümüzdeki defilede ilk kreasyonumuzun lansmanı olacak. Anladım. Nasılsınız? Teşekkürler Sibel Hanım. Bu omuzlar o düşünülen ceketi çok daha iyi taşıyacak. Onu not edelim. Tamam. Buraya da o gömleği yazalım. Siyah olan var ya. Tamam. Ceket. Buraya da ceketi not edelim bence. Benim için sizler sadece birer askı değilsiniz. Benim kreasyonumu taşıyacak olanların ruhlarını da görmek isterim. O yüzden çok sık görüşeceğiz biz sizinle. Ha, bu pazulara da o dökümlü kısa kollu gömlek var ya, onu yazalım. O gücü göstermek lazım. Siz ne düşünüyorsunuz Erhan Bey? Beyefendim, pazular hakkında mı? Ya o konuyla ilgili de yorum yapabilirsiniz tabii ama ben genel olarak defileden bahsediyordum. Sibel, bence erkek kreasyonuna girmeyelim derim. Onun için çok geç. Seval, bunun yanına saks mavisini de koyalım. Bu şeyle çok yakışır.
Tabii, not alıyorum. Ya Sibel, Allah aşkına saksı mavisini, fuşayı falan bırak da şimdi. Bir iki dakika bir konuşalım, ondan sonra kimi ne istiyorsan getirirsin zaten ya. Hadi lütfen. Ne olur ya. Sibel, Timur Bey geldi. Ha, tamam, karşılayalım o zaman. Timur kim ya? Yeni ortağımız. Seni de karşılaman gerekiyor CEO olarak. Hadi gel benimle. Bir Timur'umuz eksikti yani. Timur Bey, hoş geldiniz. Sonunda tanışabildik. Burada adet böyleymiş. Sarılmak gerek. Lütfen bana Tim deyin. Türkçeminde kusuruna bakmayın. Biliyorsunuz, Amaya'da doğdum, büyüdüm. Hiç önemli değil. Bence çok tatlı. Çok güzelsiniz. Size bakmaktan kendimi alamıyorum. Çok teşekkür ederim. İsminizin anlamı Farsça'da yağmur damlası demek. Biliyor muydunuz Sibel? Çok ince düşünmüşsünüz. Çok teşekkür ederim. Şirketiniz çok güzel ve modern. Teşekkür ederiz. Bunlar da mailde de bahsettiğimiz erkek koleksiyonu. Bunların kim tasarlıyor? Bunları ben kendim çiziyorum. Her cümlenizde sizden biraz daha etkileniyorum. Her iltifatınızı mutlulukla dinliyorum ben de. Ah, Samet, tam zamanında. Samet finans departmanımızdan size finansal verilerimizi getirdi, incelemeniz için. Nasılsın Samet? İyiyim. Ben alayım onları isterseniz. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederim Samet. Rica ederim. İyi çalışmalar. Her türlü detaya düşmüşsünüz. Evet, biraz detaycıyımdır. Gel abi. Ah, selam. Ortağımız Timur Bey. Abim Tuncay, tanışın. Aa, öyle mi? Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Hiç önemli değil. Size biraz müsaade edebilir misiniz? Abimle ufak bir işim var da. Tabii ki, tabii ki. Baban. Ortaklıkla ilgili bir toplantınız var diye duydum. Yönetim kurulu başkanına haber verme zahmetine bile girmemişsiniz. Aldığınız günlük dozunuzu artık rahatlamışsınızdır. Hadi bakayım toplantıya. Hadi. Toplantı bekler babacığım. Problem yok. Ne demek istiyorsun? Sizi önce bir dışarı alalım demek. Ne diyorsun sen ya? Yani demek istiyoruz ki babacığım, seni ve Esin Hanım'ı özür dilerim ama şirketten kovuyoruz. Ne diyorsun lan sen? Şöyle demek istiyor abim. Artık buraya giremeyeceksiniz. Siz kimin şirketinden kimi kovuyorsunuz? Babacığım, problem yaratma, tatlı tatlı çözelim şu işi. Bakın, Almanya'dan misafirlerimiz geldi, bekliyorlar. Lütfen. Alırım seni ayağımın altına. Öyle bir şey yapmayacaksın tabii ki. Ya kendi isteğinle gitmeyeceksen kurulu toplarız. Yine oy birliğiyle göndeririz sizi.
Ya da bak şok olacaksın, annemin de kararı gitmen yönünde. Hayır. Şükran bana böyle bir şey yapmaz. İstiyorsan ara. Babacığım, şirketin diğer ortaklarıyla da konuştuk. Yani sizin böyle otellerde kalmanızı, kendinizden 30 yaş küçük kadınlarla birlikte olmanızı falan tasvip etmiyor. Yani sözünüzü, oy çoğunluğu bizde babacığım, kusura bakma. Bana bunu yapmayacaksınız değil mi? Çocuklar, bu şirketi ben sıfırdan kurdum. Tırnaklarımla kazıya kazıya. Bugün nereye getirdim? Bu şirket benim. Bunca yıllık emeğimi bir kalemle sil gibi atamazsınız. Yapmayın. Ha? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Nasıl evlatlar yetiştirmişim ben ya. Ay şimdi buraya girmeyelim. Kendi ellerinle yaptın. Ailenin ve şirketin önemini sen bize öğrettin sonuçta. Ve şu an ailemize de şirketimize de zarar veriyorsun. Bu yüzden lütfen sevgilini al ve... Tahir, bir şey yapmayacak mısın? Hadi. Kreasyondaki birçok parçada bu kumaşı kullanmayı düşünüyorum. Güzel fikir. Sizin gibi yeşil diyor. Bir de fuşyanın yanında saks maviyi kullanacağım. Çünkü erkek kreasyonlarında çoğu zaman böyle sıkıcı renkleri kullanıyorlar ya. Ben bambaşka bir şey yapmak istiyorum. Helen, size biraz daha hayran oluyorum. Ben de bu iltifatlardan biraz utanmaya başladım artık. Ya size en azından bu akşam yemeğe çıkarayım, olur mu? O zaman ben sana sushi yapayım. Japonya'da 6 ay kurs aldı. O zaman şöyle yapalım. Onu benim evimde yapalım, olur mu? Çok memnun olurum. Tamam. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Duydun değil mi? Yani kocasını delirtmek için yapmıyorsa ben de tanser değilim. Sibel yok mu Sibel? Şeytana bile pabucunu ters giydirir. Şirketimizin CEO'su cevap vermiyor. Ne işle meşgulse artık. Boşver. Baş başa yiyelim. Yeriz de. Yani Erhan Bey de gelişmelerden haberdar olsun istiyorum. Bir sürü önemli karar verdik sonuçta. Ha. Nasıl istersin? Ben bir kere daha deneyeyim. Tamam. Kim arıyor? Önemli değil ya. Emin misin? Önemli değil ya. Babacığım, ben müsaadeni istiyorum. Sabah erken kalkacağım. Zaten hepimiz erken kalkacağız da. Ben sabah gelir sizi alırım. Öyle geçeriz Arda'nın yanına zaten. Tamam. Hadi kızım, sen geçir Erhan'ı. Elif, şu montunu versene. Ben hallederdim, bırak sen. O aradı değil mi? Sibel aradı. Evet, o aradı. Niye arıyor seni gecenin bu saatinde? Elif, şu an tartışmamıza gerek yok bence. Açmadım zaten telefonu, gördün. Bunun yanına gideceksin değil mi? Anlaşıldı, sen böyle bulduğun her fırsatı değerlendireceksin.
Bütün geceyi de beraber geçirirsiniz yine. Elif bak anlıyorum. Arda'dan dolayı çok gerginsin. Ama gerçekten tartışmamıza gerek yok. Çünkü düşündüğün gibi bir şey yok. Niye hala boşanmaya ikna edemedin o zaman? Halledeceğim dedin. Bak sen yapamazsan ben yaparım, haberin olsun. Geçen seferki gibi mi? Elif sen girme lütfen bu konuya. Çünkü sen girdikten sonra zaten sarpa sarmaya başladı işler. Yine ben suçlu oldum yani, öyle mi? Hayır, öyle demiyorum Elif. Elif şu an seninle konuşulmuyor. Ben eve geçiyorum. Biraz sakinleşince konuşuruz. Efendim Sibel Hanım. Nihayet. Önemli bir işim vardı, kusura bakmayın. Eminim öyledir. Biz şimdi Timur Bey'le, yani Timur Bey benim evde bana sushi yapıyor da eşlik etmek ister misin diye aradım ben seni. Evde sushi. Hı? Lütfen bana Tim'de Sibel. Pardon, Tim. Şirketle alakalı toplantı yaptık. Bazı gelişmeler oldu. Yani önemli gelişmeler. Dahil olmak istersin diye düşündüm ben. Ama gelemiyorum diyorsan anlayışla karşılarım. Tabii ki. Biz bu akşam imzaları atarız. Hem Tim'le de çok iyi anlaştık biz. Harika gözüküyorlar. Ellerine sağlık. Neyse benim şimdi kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Ne güzel dünya. Elif bitiyor, Sibel başlıyor. Sibel bitiyor, Elif başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.